Dün Türkiye'nin dört tarafına adeta kor ateş saçıldı. Hepimiz o büyük acıyı yüreğimizin derinliklerinde hissettik. Ama asıl acıyı yaşayanlar analar. Anaların yüreğine nakşeden o acı ömürleri boyunca asla silinmeyecek. Asla. Bizim aslında yapmamız gereken bu tür şehit cenazelerinden sonra hamaset yapmak değil. Bu sorunu kökten nasıl çözeriz? Bir araya gelip bir çözüm üretmenin yolunu aramalıyız. Ama neylesiniz ki hayat devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin son günü. Bu bütçenin ay sonuna yetişmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın ayağı sürüse de, bazıları boğazları düğümlense bile bu kürsüye çıkıp konuşmalarını yapıyorlar. Ben de bu anlayışla bütçe konuşmamı yapacağım. Biz iki perdeli bir tiyatro oynuyoruz. Daha doğrusu bize iki perdeli bir tiyatroyu oynatıyorlar. Birinci perdesi Plan Bütçe Komisyonu'nda, ikinci perdesi burada genel kurulda. Geçmişte bu parlamentoda çok nitelikli bütçe görüşmeleri olurdu. Hani zaman zaman AK Partili arkadaşlar diyor ya, bizden önce demir yolu yoktu, bizden önce traktör yoktu, bizden önce buzdolabı yoktu. Ben de o arkadaşlara şunu hatırlayayım. Vallahi sizden önce bu parlamentoda çok nitelikli bütçeler hazırlanırdı. Bir defa bütçe disiplinine sonuna kadar riayet edilirdi. Denk bütçe yapılırdı. Daha bütçe çıkmamış 2 trilyondan fazla açık var. Bütün bunları görmezden niçin geliyorlar? Şunun için. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz muhalefet milletvekilleri en ufak bir değişiklik yapma şansına sahip değiliz. Ama gelin görün ki AK Partili arkadaşlar da bu bütçenin bırakın sözüne, kelimesine, noktasına, virgülüne dahi dokunamıyorlar. Ta ki bir değişiklik olacaksa saraydan gelen talimata göre düzenleme yapabilirler. Şimdi plan bütçede ve burada yapılan değişikliklerin bir tane değişiklik yapılmadı. Aynen geçti. Başka şey yaşadık bu süreçte. Tarihe çok ciddi not düşecek bir takım olaylar gelişti. Bunlardan bir tanesi milletvekili arkadaşımızın hayatını kaybetmesi. Bir milletvekili, muhalefet milletvekili elbette eleştirecek, elbette uyaracak. Siyasetin doğasında var. Kim tolere edecek, kim hazmedecek? İktidar partisi. Ama maalesef o sıralara vurmak, o çirkin lafları etmenin sonucunda milletvekili arkadaşımız burada son nefesini verirken dahi Allah'ın gazabı diyebilecek kadar çirkinleşti bu olay. Oysa siz Allah'ın gazabı yerine takdir-i ilahi demeliydiniz. Takdir-i ilahi. Bundan bile sarf-ı nazar ettiniz. Başka ne oldu? Bir bakan buraya çıktı. Gülümseyerek, gülüşerek bakanlığının bütçesini açıklıyor. Ya motorize birlik gibi. Kendisi bile ne söylediğini anlamıyor. Hiçbirimiz oradan bir şey anlamadık. Bir milletvekili iki kelime, üç kelime, Kürtçe kelime söylediğinde hemen bununla ilgili eleştiri yöneltiliyor. Vallahi o gün Sayın Meclis Başkan Vekili Osman Açık'ın bakın o konuşmasını çözümleyip bize vermesi gerekirdi. Bir Allah'ın kulu anlamadı. Ama geçti oraya müstehsi bir yüz ifadesiyle hiçbir şey olmamış gibi çok büyük marifet yapmış gibi gülümseyerek sürecini tamamladı. Arkasına bakmadan ki bütün bakanlar yapıyor kaçarcasına gittiler. Ama Osman Bakan'ın bir özelliği var. Şu sıralarda otururken bu kürsüye bir tane muhalefet milletvekili çıkınca sürekli oradan laf atardı. Niçin öyle hızlı konuştu? Çünkü bir an önce konuşup araya laf atmayı falan kesmek için bunu hızlandırdı. Ama AK Parti milletvekilleri de coşkuyla bunu alkışladılar. Çok önemli bir şey yapıyormuş gibi. Bir başka şey daha oldu. İlk kez parlamento tarihinde iktidar partisi kürsü işgal etti. İktidar partisi genel kurul salonunu boşalttı. Böyle bir uygulama yok.
iktidar partisi anlayış gösterecek. Diğer muhalefet milletvekilleri bunu yapabilir. Eleştirir, etkinlik yapar, eylem yapar. Ama tolere etmesi gereken iktidar partisinin milletvekilidir. Oldu mu? Olmadı. Ne demek kürsü işgali? Ne demek genel kurulu boşaltmak? Yürekten inanıyorum. Aklı selim AK Partili milletvekili arkadaşlarımız vallahi o el kolu hareketiyle dışarıya çıkın dendiğinde ayaklarını sürüyerek gittiler. Çünkü işlerine sinmedi. Aynı şekilde ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu tavrı çok doğru bulmadığını düşünüyorum. Doğru bir tavır değil. Siz iktidarsınız. Dikkat edeceksiniz. Böyle bir tarihi bütçe görüşmeleri yapıldı. Sonra döndük. Sayın Mehmet Şimşek geldi. Ah keşke burada olsaydı. Öğleden sonra gitmiş. Yüzüne karşı söyleyecektim bunları. Yok. Sayın Mehmet Şimşek geldi. 7 ay önce geldi. Onunla Merkez Bankası Başkanı. Ya arkadaş 7 ayda hiç mi bir şey düzelmez ya? Geldi bu kürsüye. Pembe bir tablo. Rakamlara boğdu. Ve ceyizle cazla 21 yıldır leyleğin ömrü laklakla geçer misali anlattı gitti. Ne çözdün 7 ayda ya? Ne? Bir şey söyle ya. Hiçbir şey. Dedi ki ilginç. Akıllara zarar. Biz ben dedik bu seyahatleri yaparken bizim paraya ihtiyacımız yok. Yok ya. Sen Arapların kapısını aşındırırken para için gidiyorsun. Bir anlamda diyelim ki para için gitmedin. Düzeltti yatırım için gidiyorsun. Ya arkadaş sen çok iyi biliyorsun. Bir ülkede hak ihlali varsa, bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede hukuksuzluk varsa hiçbir ülke ve hiçbir yatırımcı o ülkeye gelip yatırım yapmaz. Yapmayacaklar da. Ya bari Sayın Şimşek buradan her gün bir iki yatırımcı firma Türkiye'yi terk ediyor. Bari onları durdur. Bu bize bir bela olacak. Ne belası olacak? İstihdam. İstihdam, işsizlik büyüyecek. Tutabiliyor musun? Tutamıyorlar, tutamazlar. Başka? Şimdi bakın, gelelim bütçeye. Kesin hesapla bütçe ayrışmalı. Bizim önergemiz var. İç içe giriyor, hiçbir verimli bir çalışma yapılmıyor. Bunu dedik, kabul görmez. Ama bu bütçe kanunsuz bir bütçedir. Bu bütçe hayali bütçedir. Bu bütçe tamamen kanunlara aykırı düzenlenmiş bir bütçedir. Birincisi, büyük bir hata yapıldı. 2022'den sonra ne yapıldı? Bütçede ek bütçe çıktı ve bir ülkede yıllık bütçe yapılması gerekirken artık alışkanlık haline geldi. 6 ayda bir bütçe yapılıyor. Hadi yapılsın. Bu müthiş bir yanlış. İkincisi, ya yedek bütçe. Bunu kullanıyorlar. Allah Allah. Hem de ne kadar? Kanunda diyor ki %2'den fazla kullanamazsın. 2022'de tam 79 milyar yedek bütçe kullanılmış. Bununla da sınırı değil. O kadar ilginç şeyler yapılıyor ki. Yaptıkları işler kanuna aykırı. Biz bu bütçeyle ilgili alınan kararları Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. 1 ay önce Anayasa Mahkemesi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma tekniğine aykırıdır diye karar verdi. Şimdi o şeyler kadük oldu. Siz ona bakarak önümüzdeki yıl bunları nasıl kullanacaksınız? Anayasa Mahkemesi diyor ki sen hukuksuzluk yapıyorsun, sen kanunsuzluk yapıyorsun, sen kanuna uymuyorsun, başına buyruk davranıyorsun. Bu ülke böyle yönetilmez diyor. Başka bir şey. Şimdi Cumhurbaşkanlığı en üst makam, ombudsman, başı sıkışan en son oraya gidecek. Eyvallah, daha önce öyleydi. Kimse gidebiliyor mu? E gitmesinler, gidemiyorlar. Ama Cumhurbaşkanlığı bütçesinin dışında bir de gizli hizmet giderleri var. Allah Allah. Ya bir cumhurbaşkanının gizli işlerle nasıl ilişkilendirirsiniz ya? Bu bize hakaret. Bu ülkeye hakaret. Cumhurbaşkanına hakaret. Böyle bir şey olmaz. Devletin yetki kurulları var. Savunma Bakanlığı var. Genelkurmay var. Diğer istihbarat teşkilatları var. Eğer böyle bir şey yapılacaksa verirsin bütçeyi onlara. Onlar onun gereğini yaparlar. Cumhurbaşkanlığı böyle şeyler alet etmeyin lütfen. Cumhurbaşkanlığı saygınlığı olan şeffaf bir yönetim anlayışının timsali olmalı. Böyle bir şey var mı? E vallahi yok. Vallahi yok. Başka neler yaşadık? Şimdi bir madde ihdas ettiler 2018'de. O da Anayasa Mahkemesi'ne takıldı. Ya arkadaş şimdi siz bir kanun ihdas ediyorsunuz. Ya bari bunu
hukuka uygunluğunu. Sayın Bingöl, teşekkür ediyorum. Efendim bir dakikaları ilave etmeyeceğimi söyledim. Biz şimdi konuştuk arkadaşlarla bir Sayın Bingöl, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, evet. Bak, kuralımızı çiğnediyoruz. Açalım. Bu ülkede bir bozuk düzen var. Bu bozuk düzen çark tutmaz. Bozuk düzenin çarklarının arasında kim var? Tarladaki çiftçi, fabrikadaki işçi, eve hapsedilen emekli, başka sifta etmeden dükkanını kapatan esnaf, kullandığı krediler nedeniyle iflas eden batan tüccar ve geleceğini ülkesinde bulamayan, bu benim güzel ülkemde İçi yanarak yurt dışına giden gençler var. Şimdi işte bu bozuk düzenin çarkları arasında olan bu insanlar ayağa kalkmalı. Ayağa kalkmalı. Gün 31 Mart. Ayağa kalkar. Bu çarkı tarumar ederlerse Türkiye'ye huzur gelir, refah gelir, kardeşlik gelir, dayanışma gelir diyorum. Saygılar sunuyorum.